Efendim geldik Dandırmaz'a ve şu anda Adıyaman Dandırmaz Polis Amca İlk Öğretim Okulu'nun önündeyiz. Burada da öğrenci kardeşlerimiz var. Merhaba çocuklar. Merhaba. Bu kadar kişiden böyle bir ses mi çıktı? Merhaba çocuklar. Merhaba. Veysel tatmin oldun mu bu sese? Olmadın. Veysel amcanız diyor ki duymadık. Merhaba çocuklar. Merhaba. Yavaş kız ne bağırıyorsun sen? Efendim? İçeri, içeri. Ne yapayım içeride? Hay, içeri. Ha, zil saati. Şimdi ders mi başlıyor? Evet. Şansımız yok bizim. Hangi ders şimdi? Ben bilmiyoruz. Dersinizi bilmiyorsunuz? Yok. Daha bizim öğretmen gelmemiş ki. Gelecek. Yani şimdi bir öğretmen 1, 2, 3, 4, 5'leri hepsini okutuyor. Bazıları kitap okuyor, bazılarına fen ve teknoloji bize, fen ve teknoloji işliyor. Biz şimdi ya fen ya da sosyal işleyeceğiz. Ya fen ya da sosyal işleyeceksiniz. Evet. Öğretmenimiz gelmediği için. O zaman ne işiniz var? Öğretmeniniz gelmediyse sınıfta ne işiniz var? Bilmiyoruz işte. Bilmiyorsunuz. Peki sen büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Doktor. Doktor. Sen? Öğretmen. Ne öğretmeni? Ana sınıf. Ana sınıf. Peki köyde mi görev yapmak istersin yoksa şehirde mi? Köyde. Köyde. Neden köyde? Köy yeri daha güzel. Sence? Çünkü annesi evet. Babası var. Efendim? Annesi babası var. Yok bu köyde değil. Başka bir köyde de olabilir canım. Ama köy istiyorsunuz. Evet. Peki erkekler ne olacakmış bakayım büyüyünce? Öğretmen. Öğretmen. Ne öğretmeni? Bilmem. Köyde okumak istiyorum. Çocuklar akıllı olsun, çalışkan olsun. Sen peki akıllı ve çalışkan mısın? Hayır. Azıcık akıllıyım. Azıcık akıllı, azıcık da çalışkanız. Peki sen? Polis. Polis olacaksın. Evet. Neden polis olmayı düşünüyorsun? Hırsızları aramak için. Kaçıranları aramak için işte. Ya şimdi kaçırmak için. Ha, çantaları kaçıranları. Evet. Yani çantaları hırsızlık yapan... Kaçırıyorlar ama polisler de yakalıyorsun. O çantaları kaçıranların adı ne? Kapkaççı. Kapkaççı. Neymiş? Kapkaççı. Kap kaçtı. Yani kaptı kaçtı. Kap kaççıları yakalayacaksın. Dilim çevirmiyor. Öyle mi? Evet. Peki senin adın ne? Cihangir. Cihangir. Sen kaça gidiyorsun? 4. 4. Sen büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Bilim adamı. Bilim adamı. Bilim adamı nasıl olunuyor peki? Ne yapıyor bilim adamı? Ne de bir şeyler yaparız. Bir şeyler yaparız diyorsun. Yapar mı bir şeyler? Evet. Dersleri iyi mi? Evet. Çalışkan mı? Evet. Sayılır. Sayılmaz. Sayılmaz mı? Evet. Evet. Sayılmaz. Çok çalışkan. Çok çalışkanmış. Aferin Cihangir. Aferin peki, sana. Bu nedir ya? Bu BJK. Beşiktaş Jimnastik Kurumu mu? Evet. Kulübü pardon. Beşiktaş Jimnastik Kulübü BJK. Beşiktaşlı mısın? He. Peki bandajı niye ters taktın sen? Ben unuttum. Nereden geliyor bu Beşiktaş sevdası? Ben çarşıda aldım. Beşiktaş sevdasını çarşıdan aldık. Kaç kilo aldın? Bilmem. Sen bedavadan verdi. Bedava. Peki sen okula hep bisikletle mi gelip gidiyorsun? He. Hep bisikletle. Bazenleri. Bazenleri. Peki adın ne senin? Berkan. Berkan. Sen büyüyünce ne olacaksın? Bilim adamı. Bilim adamı. Bilim adamı ne iş yapar? Ölme her şeyi öğrenir. Ha? Her şeyi öğrenir. Berkan. Her şeyi bilir mi? Sen de Cihan gibi yapma. Bildiğim kadarıyla servislerde bir de bayan hostesin bulunması şart. Evet. Mecburi değil mi? Mecburi. Yalnız bizimki özel eğitim. Nasıl yani? Engelli öğrenciler götürüyoruz biz. Engelli öğrenciler. Evet. Sizi bir tanıyalım. Ben Mahmut Yıldırım. Şimdi geldiniz buradan öğrenci mi alacaksınız? Evet. Öğrenci alıp Adıyaman'a götürüyoruz. Tedavisi bittikten sonra akşam geri getiriyoruz. Siz tedaviye gelip tedavisi evet. olan öğrencileri alıp Adıyaman'a götürüp evet. akşam tekrar getiriyoruz. Tekrar getiriyoruz. Peki Dandırmaz. Evet. Siz dışarıdan gelen biri olarak Dandırmaz'ı bize anlatmak isterseniz nasıl anlatırsınız? Dandırmaz, işte Adıyaman merkez köylerinden bir köy. Yalnız yani yollar çok berbat. Yani kışın gerçekten güçlük çekiyoruz bundan. Bilmiyorum köy
köy halkı nasıl şey yapıyor bilmiyorum. Bir de özel il özel idaresi de herhangi bir şey yapmıyor. Yardımda bulunmuyor. Öyle gidip geliyoruz. Kışın daha haber var. Şu an belki gördünüz yolları. Evet. Şimdi evet, sonuç olarak şunu söyleyebilir miyiz? Dandırmaz güzel, insanları güzel, evet, yolları kötü. Evet. Öyle mi? Dandırmaz güzel. Her türlü meyve sebzesi var. Hepsi Adıyaman'a gidiyor zaten. Adıyaman çoğunu karşılıyor zaten. Güzel bir köyümüz yani. Merhabalar. Merhaba. Şimdi bildiğim kadarıyla artık servis araçlarında evet, sizler gibi hanımefendilerin olma evet, zorunluluğu var. Evet. Neden bayan özellikle? Çünkü onlar engelliler. Ellerini dışarıya çıkabilirler. Kendilerini tutamıyorlar. O yüzden düşme tehlikesi olur diye biz yanlarında bulunuyoruz. Peki, emniyet kemerlerini takıyoruz. Evet. Bildiğim kadarıyla özellikle bayan olması şart. Evet hocam. Neden? Çünkü bütün hosteslerimiz bayan oluyor zaten. Türkiye genelinde bayan. Erkek yoktur hostes olarak. Zaten erkek de, yani bayanların olmadığı bir iş var mı ki? Hayır, yoktu. Yok. Evet, o yok. Yakında artık böyle birkaç yıl sonra evet, direksiyona da geçeriz herhalde. Belli olmaz, geçebiliriz. Sizi bir tanıyalım. Geçin. Ben Ayşe Akbaba. Çocuk gelişim bölümü mezunuyum. Yaşam eğitim merkezinde çalışıyorum. 2 yıldır hosteslik yapıyorum. Peki Ayşe Hanım, evet, şoförlüğünüz var mı? Hayır, yoktur. Bence madem öyle, evet, eğer araçlardaki hosteslerin bence bir özelliği daha olması gerekir. Bence ehliyetli evet, şoförlüğü olan bayanlardan oluşsa daha iyi olmaz mı? Olur. Şimdi diyelim ki yol güzergahında geliyorsunuz. Dünya hali, evet, Allah kötü getirmesin. Başınıza diyelim ki olumsuz bir şey geldi veya kaptanımızda bir rahatsızlık oluştu. Evet. Ne olacak araç? Öğrencilerle beraber? Orada kalacağız. Olmadı. Peki hiç şoförlük yok mu sizde? Bilemiyorum, yoktur. Yoktur. Evet. Peki sizce hosteslerin ehliyetli olması daha iyi olmaz mı? Olur. Değil mi? Evet. Şimdi hanımefendi de diyormuş ki normal uçak hosteslerin hepsi pilot mu, uçak kullanıyor mu? Böyle bir şey sorabilirsiniz değil mi? Sorabilirim de. Ama zaten uçak düştükten sonra veya düşerken hostesin bilmesi fazla işe yaramaz. Evet. Ama tabii, nihayetinde tabii bir de yedek pilotları var onların. Ama bunu da biz böyle bir dipnot olarak diyelim ki efendim, bu bayan arkadaşlarımıza madem böyle bir görev veriyorsunuz, en azından araçla alakalı, şoförlükle alakalı bir takım bilgilerin verilmesi, bilgilerden ziyade şoförlüğünde olması gerektiğini düşünen biriyim. Evet. Sizce? Evet, doğru. Şu an öyle bir karar çıksa işsiz kalırsınız. Evet, kalırız. Hiç ehliyet almayı düşündünüz mü peki? Almayı düşünüyorum bu ay değil, gelecek yıl. Çünkü 2010'da çok zorlaşacak. Bir an önce alayım diyorsunuz. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.